Welcome. Yeni dünyaya hoş geldiniz. Sayımız arttıkça yaşam hayatı, yaban hayatı sınırladık. O hayvanların bölgelerine girdik. Hep devamlı olarak onları yok ettik. Ve bunun da cezası belki de bize verilen bu virüs oldu. Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Şubat'ta COVID-19 adıyla anılmaya başlandı. Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek. Hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Sadece sağlık alanında değil, üretim ve tarımda da felaket senaryoları yolda. Türkiye tarım konusunda bu süreci nasıl atlatacak? Köylerden şehirlere akım başladı. Her şeyi sanayiye bağladık. Ama bugün tarımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çok ciddi manada sıkıntı yaşayacağımızı tahmin etmiyorum. Bizim köylümüz, çiftçimiz, bizim insanımız üretken insan, çalışkan insandır. Ben ümit ediyorum bu iş üretim anlamında bizim çok faydamıza olacak. Köylü, çiftçi, üretici kesinlikle bağına, bahçesine, tarlasına gidip ekim yapıyor. Ufak tefek sorunların dışında herhangi bir sorun yaşamıyor. Türkiye'nin ihracat haritasının başında bakliyat geliyor. Yaş meyve ve sebze bunu takip ediyor. Süs bitkileri ise listenin sonunda yer alıyor. Gıda sektörlerinin en büyük talipleri İtalya, Almanya, Rusya ve Irak. Çiftçimiz yine serbest. Zaten köylere kadar ulaşmaz virüs. Niye ulaşsın ki? Oraya kimse gidip gelmiyor zaten. Daha çok ünlüleri ve sosyal alanda birbirine temas içerek insanları etkiledi bu virüs. Ondan dolayı köylümüze zarar vereceğini sanmıyorum. Köylümüz zaten doğayla iç içe. Ondan dolayı tarım bence bütün gücüyle kuvvetlenerek virüsten sonra devam etmesi gerektiğini inanıyorum. Geçimimiz fındık, hayvancılık. Fındıkla işte dibini alma, ilaçlama, gübreleme. Tam mevsimi zamanı uğraşmaya başladık. Sonra işte patates dikimi var. Sonra işte mısır ekimi var, hayvancılık. Buralarda geçinmeye çalışıyoruz. Zor şartlar altında. İşte gördüğünüz gibi kar da yağmaya başladı. Yeter ki mevcut olan şu destekleri otokontrol anlamında biraz daha takvimini hayata getirirsek bilin bu iş bizim lehimize olacak. Şimdi bizim tohum bankalarımız verimli hale geldi. Bizim tohum anlamında da çok ciddi sıkıntımız olmayacaktır. Biz bu iş tarım anlamında yapılan bu destekleri ve sistemi iyi kontrol edersek biz dünyaya gelecek yıllarda ciddi manada tarım ürünü ihracat yapacağız. Türkiye'deki 60 binin üzerinde tohum, Tohum Gen Bankası'nda muhafaza ediliyor. Bamya'dan kalın buğday ve mercimeğe tohumlar güvence altında. Türkiye'nin Tohum Gen Bankası, gıda hazinesinin özünün yer aldığı bir banka. Köyümüzde geçim genelde kayısı üzerinedir. Bu bölgede kayısı hasadı Temmuz ayında başlamaktadır. Kayısı hasadı mevsimlik işçilerle yapıldığından bu koronavirüs belasından bir an önce kurtulmamız şart. Aksi takdirde çalıştıracak iş bulamayız. Kayısı hasadı maskeyle sosyal mesafeyi koruyarak yapılacak bir iş değildir. Evet, yani bir trend yakalayabiliriz tabii. Birçok kişi okullar, üniversiteler her yer kapanınca köylere döndüler. Belki orada köyün ne kadar güzel olduğunu, faydalı olduğunu anlayarak daha çok kişi şehri terk edip köylere döner diye ümit ediyorum. Bu seneden hiç endişe etmeyin. Bu sene biz mevcut geçen seneden daha fazla üreteceğiz. Sağ olsun bakanlığımız özellikle destek vermekle birlikte tarım arazilerini çiftçilere bedelsiz olarak kullanmayı verdi. Tarım arazini kullananlara borçlarını öteledi. Bunlar geriye dönüş olacak. Doğanın ne kadar önemli olduğunu, şu anda 5 tane arabanız, 7 tane yazdığınız olduğu halde dışarı çıkamamanın, belki bazı insanların bu tüketim hırsını sınırlayacağını, 6 tane en pahalı çantanız olsa hiçbirini kullanamayacağınızı anlamış olur ve doğaya daha saygı duyarsınız diye ümit ediyorum. O insanların, o tüketim toplumunun, şımarık insanlarının, o Oscar törenlerinde kırmızı halılar üzerinde hava atan, 20 bin dolara bir elbise giydiren insanlar ne yaptılar bu elbiselerini acaba şimdi? Sokağa bile çıkamıyorlar. Halbuki köylümüz yine aynı mutluluğuna devam ediyor.